Ankara'da Mahir Bağış'la iki şey konuşacağız. Öncelikle geçen hafta sonuna doğru yaşanan Ali Babacan Ahmet Davutoğlu buluşması 3 saate aşkın sürmüştü ve iki parti, Gelecek ve Deva Partilerinin birleşmesi söz konusu. Olacak mı? Bakalım ne olacak? Neler tartışılıyor? Bu akşam iki lider tekrar buluşuyorlar, yemek yiyecekler. Belli ki bayağı bir gelişme söz konusu. Bunları Ankara'da arkadaşımız Mahir Bağış'la konuşacağız. Ama öncesinde videomuza bakalım, sonra Mahir'le konuşalım. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz Perşembe birleşme görüşmeleri için bir araya geldi. Babacan, katıldığı bir televizyon programında iki partinin birleşebileceğine yönelik açıklama yapmıştı. Görüşmelerin başlangıcında Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmayı talep ettiği öne sürülse de Gelecek Partisi iddialar hakkında esasen siyasi ahlak ilkeleri dolayısıyla bugün siyasetçilerin hayaliyle yaşadığı makamları terk etmiş biri olarak bugün de herhangi bir makam beklentisi yoktur açıklamasını yaptı. Deva Partisi ve Gelecek Partisi birleşerek yeni bir parti mi kuracaklar yoksa iki partiden birisi bir diğerine mi katılacak? Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz Perşembe. Evet, Mahir Bağış'la konuşuyoruz bunları. Mahir merhaba. İyi yayınlar. Olay çok ciddi galiba, değil mi? Hangi aşamadayız? Neden birleşmek istiyorlar ve hangi noktadayız? Onu bir anlatabilir misin özetle? Tabii ki elbette Ruşen Çakır. Olayın ciddi olduğu, evet, bizim aldığımız kulislere göre de gerçekten ciddi olduğunu düşünmek gerekiyor. Durum şu anda iki parti iki yönlü bir tartışma yapıyor. Birincisi bir hani Gelecek Partisi'ne mi, Deva Partisi'ne mi katılalım? Bu tartışma biraz daha silik bir şekilde ilerliyor. Diğer ağırlık kazanan tartışma ise Ruşen Çakır, iki partinin de organik diye tarif ediyor parti kurmayları bunu. Organik bir şekilde, bir biçimde birleşmekten bahsediliyor. Bunun gerekçesini de şöyle açıklıyorlar aslında. Gelecek ve Deva çıktığı günden itibaren, evet, ilk günler itibariyle özellikle Deva'nın bir potansiyeli söz konusuydu. Anadolu'nun çeşitli illerinde mitingler düzenlemişti. Ben de onları bizzat takip etmiştim. Ancak altılı masanın kurulmasıyla ve eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının desteklenmesiyle Deva'nın ve geleceğin hitap ettiği tabanların kendilerinden uzaklaştığı düşüncesi hakim. İki parti içerisinde de bu hakim. O yüzden yeni bir isim, yeni bir heyecan, yeni bir vizyonla seçmene gitmek gerektiği konuşuluyor parti kulisleri içerisinde. Bu birinci adım. İkinci adım ise Ruşen Çakır, partinin hani nasıl şekilleneceği, kim genel başkan olacak, kim hangi görevleri yürütecek? İki parti içerisinde de hem AKP'den gelen, geçmiş yıllar içerisinde gelen kadrolar var. Ve yeni birleşecek partinin de eski AKP'li, önemli hani siyasetçilerin içerisinde bulunduğu, bakanların içerisinde bulunduğu isimlerin de yeni partiyi desteklediğini, bu partinin kurulması gerektiğini ve birleşmenin organik bir biçimde olup yeni bir isimle topluma, kamuoyuna kendisini duyurmasını, kendisini deklare etmesini istiyorlar bu eski AKP'li isimlerde. Bunların da yer alacağını söyleyebiliriz. Burada biraz tartışmalar Ruşen Çakır, genel başkan olarak Ali Babacan'ın üzerine şekilleniyor. Deva tarafında bu şiddetle isteniliyor aslında. Genel başkanın, yeni kurulacak partinin genel başkanının Ali Babacan olması gerektiğini söylüyorlar. Gelecek Partisi de buna aslında sıcak bakıyor. Bunun nedenlerinden birisi şöyle açıklayabiliriz belki de. Babacan'ın genç olması, Babacan'ın toplumun bütün kesimleriyle ilişki kurabilecek bir yetiye sahip olması olarak tarif ediliyor. Ama Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz hani başbakanlık da yaptı bu ülkede. Ahmet Davutoğlu'nun ne yapacağına ilişkin ise bir soru işareti var. Bu soruyu da birkaç şekilde cevaplandırılmaya çalışılıyor aslında. Hem gelecek içerisinde hem deva içerisinde. Birincisi Davutoğlu'nun onursal bir başkanlığı söz konusu. İkincisi ise daha da önemsedikleri Ruşen Çakır, ideolojik akıl diye tarif ediyorlar Davutoğlu'nu biraz. Yeni kurulacak partinin ideolojik aklını Ahmet Hoca inşa edebilir diye tarif ediyor partililer bunu. Bunu da tabii hani Davutoğlu'nun entelektüel birikimine, profesör doktorluğuna vurgu yapıyorlar.
bir akademi geçmişine gelmesi, Türkiye üzerinde Orta Doğu ve dünya tarihi üzerine makalelerin bulunması, kitapların bulunmasına atıf yapıyorlar aslında parti kurmayları. Böylece de bir hani birleşim, Davutoğlu'nun da aktif bir şekilde yer alacağı, Babacan'ın daha da ön planda olacağı bir birleşim tartışılıyor. Bugün bu akşam da siz de söylediniz az önce, tekrar yan yana gelecekler. Bu görüşmeler bir süre boyunca devam edecek olarak algılıyoruz biz aslında Ruşen Çakır. Yıl sonuna kadar da ya bu yıl bitmeden yeni bir partinin duyurulmak isteniliyor yeni parti. Böyle diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey duydum Mahir. Deva Partisi zaten kongresini yapmak zorunda. Zamanını kaçırdı. Bir ihtimal birleşme, eğer anlaşma sağlanırsa, o kongrede olabilir. Ve yeni bir parti kurmak yerine belki Deva Partisi o kongrede geleceğin de katılımıyla adını değiştirerek, yani partiyi ilave etmeden adını değiştirerek bir parti olarak kurulabilir şeklinde bir şey konuştuğum bazı kaynaklar böyle bir şey söyledi. Zaten bu da yıl sonuna kadar yapması gerekiyor. Böyle bir şeyi Gelecek Partisi, Deva Partisi içerisinde adı değişerek de olsa olmayı kabul eder mi? Orada itirazlar var mı? Ne gördün? Aslında isim değişeceği için çok fazla itiraz olmadığını ben de duydum bunu. Çünkü yeni bir isim, yeni bir parti deklarasyonu gibi yapabiliriz. O kongreyi bir yeni parti kuruluşu olarak çevirebiliriz gibi bir fikir var Deva içerisinde de, Gelecek içerisinde de. Ona çok fazla uzak değil Gelecek Partisi de. Çünkü şey de çok zahmetli iş. İki partinin birbirini lağvedip yeni bir parti kurmak da zahmetli iş olarak görünüyor parti kurmayları açısından. O kongrede hazır bulunuyorken şeyde de olmuştu, hatırlarsanız Yeşil ve Sol Gelecek Partisi'nde deme dönüş de böyle yapılmıştı aslında. Parti lağvedilmemişti ama kurultayda, kongrede isim değişikliği yapılmıştı. Bir ihtimal o da ağırlığı var aslında konuşulan şeyler arasında, kulisler arasında Ruşen Çakır. Evet, bu akşamki yemeklerinde herhalde biraz daha yol kat edeceklerdir. Belki de anlaşamayıp herkes yine kendi yoluna gidecektir. Bir tabii önemli bir not var. O da senin yaptığın haberde de o vardı. Şimdi Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin ortak bir grubu var mecliste. Normal evet. Şartlarda Gelecek ve Deva birleşirse 25 milletvekili olacağı için Saadet'e ihtiyaç duymuyorlar. Ama anladığım kadarıyla Saadet Partisi ile olan bu ortak grubu da dağıtmayı düşünmüyorlar. Böylece üç partili bir ortak grup gibi bir olay herhalde birleşme olursa öyle bir şey söz konusu olacak.